Spor gündemi devam ediyor sevgili seyirciler. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç divan kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştiriyor ve burada da açıklamalar yapıyor. Buradan önemli manşetler geldikçe sizlerle paylaşacağız. Bu arada az önce Futbol Federasyonu salı günü açıkladığı bazı sevklerin cezalarını yayınladı ve Günay Güvenç'e iki maç ceza geldi. E, hakeme hakareti nedeniyle ve diğer sevklerinde cezalar açıklandı ama tabii ki olaylı Trabzonspor Fenerbahçe maçının sevkleri ve cezaları değil bunlar bir kere daha sizlerle paylaşalım. Evet şimdi e, Ali Koç'un açıklamaları geliyor e, Basınla yaptığı sohbet toplantısına benzer açıklamalar e, Murat Özbostan mesela önemli bir paragraf var Onunla başlamak isterim Bir yanlış algılama var. Ee, ...sebebi biz olabiliriz. Fenerbahçe Spor Kulübü iki tane ekstrem var. Biri hiçbir şey yapmamak, hiçbir şey dememek, hayata devam etmek. Bana sorarsanız en kötüsü budur. Bir seçenek daha var. Futbol faaliyetlerini bir müddet durdurmak. İkisi arasında muhtelif hareketler, hareket planları var. İnsanlarla konuştukça daha yeni fikirler geliyor... Bunu bir ve sıfır oyunu olarak görmemek gerek. Fenerbahçe kendisine reva görülen muameleye artık isyan ettiği için, bu durumu artık tahammül edemeyeceği için cami olarak belirli kararlar alarak e, salı günü toplanıyor demiş. E, yine geçen günkü sohbet toplantısına paralel açıklamalar. Ama burada şeyi demiyor mesela, e, yurt dışından bir takım almak demiyor, onu da geçen günkü toplantıda demişti. Yani şimdi futbol faaliyetlerini durdurmak demek çok büyük e, yaralara kimi, sebep olmaz mı? Kimi cezalandırmak bu? Ya da kime göz vermek? Yani en futbol büyük zararı, faaliyetlerini kulüp duyun. görecek. Tam Türk futbolu etkilenecek ama en büyük tam yani Türk kulüp futbolu Türk futboluna bir bu darbe vurmak mı? Yani amaç bu mu? Yoksa Fenerbahçe'nin sesini dünyaya duyurmak mı? Yani biz kardeşim burada bir böyle bir adaletsiz bir ortam var. Bu futbol federasyonunda da ee, böyle işte zaten orada bir bence önemli bir cümlesi de var. Bu kararın diyor Trabzonspor maçıyla alakası yok diyor. Bugüne kadarki ki birikmişlerden yani, Trabzonspor maçı demek kesinlikle ve kesinlikle burada toplanmamızın 2 Nisan'daki toplantımızın nedeni değildir diyor. Ama nedenlerinden biri yani de niye öyle? En son mi? bardağı taşıran da Bardağı, taşıran damladır diyor. Neden? işte inceleyelim bakalım filan diye ondan sonra devam ediyor. Yani ben bu konuda kendi fikirlerimi söyleyeyim. Yani böyle bir hmm. böyle bir kararın e, Fenerbahçe adına açıkçası Fenerbahçelilerin böyle bir şeye rıza göstereceğine ben inanmıyorum. Yani biz futbolu durduralım. İşte TFF liginde mücadele edelim. E, şunu yapalım, bunu yapalım. Yani bu buna bir kere Fenerbahçelilerin en azından benim çevremde ya da baktığım zaman çoğu insan buna rıza göstermiyor. Ama Sayın Başkan böyle bir yola çıkmış, bunu üyelere anlatıyor. Fenerbahçe'nin değerli üyeleri de nasıl bir tepki verir salı günü, nasıl bir değerlendirme yapar, ne yetkisi verir, ne yetkisi vermez. Ee, bunu bir kere yaşayıp göreceğiz. İki, ben Dünkü Ali Aziz Yıldırım'ın e, düşen konuşmasını e, önemsiyorum. Fenerbahçe evet. adına çok önemli bir konuşma yaptı. Kısa ve öz konuştu. Dedi ki sizi kim şampiyon yapmıyor dedi. Yani nedir bunu açıkla dedi. Ben merak ediyorum dedi. Biz mesela işte o terör örgütüyle kendimize düşman belledik ve onunla mücadele ettik. Sizi kim yapmıyor söyleyin. Düşman kimse hep beraber mücadele edelim. Eğer düşman yoksa biz niye düşman kazanıyoruz dedi. Hı. Bence müthiş bir konuşma, müthiş bir analiz. Kısa net. 20 yıllık tecrübe işte. Ya yani kısa ve net. Evet. Şimdi kendisini de eleştiriyorlar bu arada. Diyorlar ki işte 2 Nisan'daki şeye niye katılmıyorsun? Niye başkanla bir yere? ya kardeşim adamın dediğine göre iftara çağırmışlar, Şekip Bey'i aramışlar. Demişler ki başkan dahil 5 kişiye sen haber verirsin. Dolaylı çağırmak ayıp ya olmuş. Böyle bir şey olur mu yani? Sonuçta kulübü yöneten 20 yıllık bir başkan direkt arayacaksınız, diyeceksiniz sizi, sizi efendim bekliyoruz başkanım gelin başım fikirlerinizi açıklayın, söyle bence ha ben yine de katılması gerektiğini düşünüyorum. Elbette şu konuşmayı orada yapsın. Fikrini söylemiş ama. Söylemiş ama bu, bu konuşmayı orada yapması da bence kıymetli ve ha. değerli. Diye Biraz diye gerginlik olabilir mi sanki? Olur olmaz. Orada tabii, biri olmaya, muhalefet biri olur. bir şey söyleyecek. Ama o burada, cevap burada, zorunda burada kalacak. muhalefet falan yok ki. Burada Fenerbahçe tarihinde görülmemiş bir kararın eşiğinde. Bunun işte Sayın Başkan yine Ali Koç diyor ki SPK ile ne görüştünüz? Bunları da bir açıklayın ya detaylara bir girelim. %30 hissesi olan insanlar için ne görüştünüz? Ziraat Bankası ile görüştük diyor. Bankalar Birliği borçlandırma takvimi var. Ne görüştünüz? Şimdi bunlar yetkiler alınmadan yapılmış görüşmeler bu arada. Yani daha yetki alınmadan başkan hazırlıklara başlamış. Görüşüyor orayla burayla sağda evet, solda görüşüyor. Belki 2 Nisan'da üyelere diyecek ki, görüştüm, S.P.K'dan bu çıktı. Görüştüm bankalar birliğiyle bu çıktı. Şunla görüştüm yayıncıyla bu çıktı filan filan. Yani sonuçta bu işin maddi ve manevi iki tane tablosu var. Bir manevi olarak bakarsak bu ciddi bir ee, psikolojik travma Yani gönül verdiğiniz bir takımın e, Futbol faaliyetlerinin Durdurulması Bunu bugün konuşursunuz taze taze Aradan 3 ay geçer 5 ay geçer Biz ne yaptık dersiniz kardeşim Ben Fenerbahçe'mi izlemek istiyorum ya Ne oluyor ya Ben maça gitmek istiyorum çocuğumla Ben Galatasaray'la Maç oynanmasını istiyorum Ki Öyle, öyle istiyorum. olacak zaten Galatasaray'ı istiyorum Trabzonspor'u istiyorum ya Bu pişmanlık yaşanacak Yani ya da alt lige düşersiniz. Dersiniz ki ya böyle bir şey olur mu kardeşim? Bizim alt ligde ne işimiz var ya? Biz tarihimize görülmemiş bir şey bu ya. Nereden çıktı bu alt lig? Bu da denecek. Bakın şu an anlık yaşanıyor. Her şey böyle sıcak, taze. Asalım, keselim, düşelim. Tamam tartışalım. Tartışıyorlar zaten. Ee, ben karar ne çıkarsa çıksın. Camiye, o ev, yani bir kere 25 milyon taraftarı var. Taraftar ne düşünüyor? Bak bir o da önemli. Yani bu sadece 40 bin gelen kişiyi ilgilendiren bir konu değil. 50 bin kişiyi ilgilendiren bir konu değil. Fenerbahçe camiası 25 30 milyon insan ne düşünüyor? Futbolcular ve teknik heyet ne düşünüyor? Ona yarın sorar. Ama okuyayım mı orayı da? Lütfen. Şimdi yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Bence işte Şener Serzik konuştu, Aziz Yıldırım konuştu. Herkes bir şeyler söyledi. Ama en kritik viraj Mahmut Hocam bence burası. Yarın Samandıra'da esas bu oyunun öznesi olan futbolcularımız ve teknik kadromuzla buluşacağız. Onların fikrini aldıktan sonra sanki biraz iş başka yere gidebilir gibi geliyor bana. Devam edeyim bunu yine konuşacağız. Sanmayın ki duygusal bir karar aldık ve hiç düşünmeden taşınmadan 2 Nisan'ı bekliyoruz. Camiamız belki de hiç olmaması gereken bir istikamete gidecek beklentisi içinde olmayın. Hep beraber en doğru kararı vereceğiz. İçiniz rahat olsun. Buradan da bir yumuşama anlayabilir miyiz? En sondan başlayayım. Ne demek istemiş burada? Başında, ya hocam program... şifre çözmeye çalışıyoruz ya. <laughs> Programın başında <da> ne bahsettik? <laughs> bir duruş sergiliyorlar, bir baş kaldırış sergiliyorlar. Evet, Fenerbahçe. doğru. Burada bütün hepsini içine katmak istiyor. E, çıkacak karar... Futbolcularla da dolanı söyleyeyim şu en son söyledini devam kararı çıkar buradan geri çekilme olmaz ama Fenerbahçe kulübünün dirençli bir kulüp olduğunu baş kaldıracak bir kulüp olduğunu haksız da tahammül etmeyecek bir kulüp olduğunu burada çıkarıyor bütün Hı. E, e, şeylerinle birlikte e, etrafında genel kurullarınla birlikte bu çıkıyor burada Sayın Ali Koç'un e, anlatmak istediği Veyahut da yapmak istediği olay bu. Yani böyle bir karar alırsak reaksiyonumuz ne olur? Şimdi Murat ne dedi? E, SPK'sıdır, bankasıdır. E, bu, önceden bir hazırlıyor kendini bunlara. Böyle bir karar çıkarsa bakın de ben bunları önceden hazırladım. Sizin önünüze sunuyorum. Yani sen karar çıktı. E bunları ne zaman zarfında yapacaksın? Ha, dur ben gideyim bunlarla konuşayım. Da. Doğru bir bir şey, iş yapmış. Her şey hazırlıklı. Genel kurulun karşısına çıkıyor. Ama genel Kurul'dan çıkacak karar. Evet biz size destek veriyoruz bu konuda ama devam edelim. Futbolcular da sorsa şunu söyleyecekler. Kulübümüzde ne karar alıyorsa arkasındayız. Mı diyecekler. Ha, diyecek. Ne diyecekler? Emin misin hocam? Da, eminim. ama burada yani kulüp diyelim çekilme kararı aldı. Futbolcular bunu destekleyecek mi? Ne yapacak? Ne diyecek futbolcu sana? futbolcu olsam desteklemem. Ya şey desteklersin hatta desteklersin. Şimdi onların da desteklemezsin. Şimdi onlara da söyleyeceğim Şu var. Herkes kabul etti. İkinci şey, birinci lige düştüler. Burada işte futbolcuları kimleri göndereceksin? Orada o kadar kabarık liste yok. Şeyde düşecek, oyuncu sayısı da düşecek yeni sezonda. Evet. Bunların hepsi... o ben... daha neler demiş ya Onur. Evet evet bayağı e, açıklamalar ben geliyor. Kısa gireyim. Yani, yani her olayın taraftan... Trabzonspor boyutuna da girmiş yine. Her Hı -hı. taraftan şey çıkacak. Devam kararı çıkacak burada. Devam ederler. Ama genel kurulda da arkanızdayız. Destek veriyoruz kararı da çıkar. Aziz Yıldırım'ın da Sayın Başkan'ın da söylediği hakikaten çok çok doğru söylüyorsunuz. Türk futbol tarihi bu sezondan daha aşağılık bir sezon yaşamamıştır. Şeklinde şey, bir hani ifade söyledim. de geldi. Evet. evet. Başkanı söyledi. Evet. Yani biz hani biz de şöyle diyebiliriz. Hepimiz ne dedik yayından yayının böyle bir, bir saat öncesinde falan yayında. Bu kadar kaoslu, sıkıntılı bir sezon yaşamamıştık diye. Hani biz de öyle bir cümle kurmuştuk. Ya evet. Yani hatırlamıyorum ben bu kadar saha dışı konuştuğumuz bir sezon ben 21 yıldır bu işi yapıyorum. Hani bu kadarını hatırlamıyorum hocam. Ya bu hali bu hali nasıl geldi? Yani bu hale nasıl geldi? Şimdi aşal kelimesi çok ağır bir ifade. Şimdi kulüpler birliği başkanısınız değil mi? Hatta biraz önce karar çıktı devam edin diye. Hı hı. Şimdi sonuçta orada bütün kulüpleri temsil ediyorsunuz. Şimdi bir de benim hep anla, anlamadığım, anlamakta zorlandığım bir şey var. Bu hep marka değeri diye bir şey var. Böyle marka, marka, marka. Bizim markamız, marka değerimizi yukarı çekmemiz evet, lazım. Bu bir 10-15 yıldır bir marka. Marka değerimizi girdi hayatım. şöyle yapmamız Olan lazım. Olan mı olmayan mı? Marka değerimizi... Olmasına çalışılan. Zaten hocam böyle konuştuktan sonra ne markası ya? Ben genel konuşuyorum. Bütün genel kulüpler. Yani hay böyle bir marka mı kalır? olması isteniyor da şimdi, zarar vermek e, için her şeyi yapıyordu. yani haksızlıklarla ilgili gerçekten yani ben çok 2-3 e, gündür sayın başkan aynı şeyleri söylediği için ama burada yeni şeyler de var hı hı. E, bu arada Trabzonsporla ilgili isim vermeden de ağır ithamlarda bulunmuş yine e, şimdi böyle böyle bir marka olabilir mi ya siz Sürekli elinizdeki şeyi böyle dürtüp atıp te, üzerinde tepiniyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki Türk marka, Türk futbol markasına işte sponsor daha çok para versin. Efendim işte ismini vermeyeceğim. Bu sene Futbol Federasyonu'nun anlaştığı bir marka var. 700 milyon, 800 milyon TL para verdi. 800 Hı. milyon TL. Büyük para. Çok büyük para. Tabii. E şimdi sen o markanın yerinde olsan ya da diğer markaların yerinde olsan, yahu bu ne diyor ya bu aşağılık bir sezon falan diyor. yani Biz yine e, rütük e, ve yayıncılık kuralları gereği e, o kelimeyi kullanmasak Peki, sanki daha iyi olur. Tamam kullanmıyorum. Sayın Başkan kullanmış. Yani bu şekilde e, işin içinden nasıl çıkılır artık açıkçası bilemiyorum. Fenerbahçe'de 2 Nisan'da kararını versin düşmek mi istiyor? Saygı duymak lazım. Futbol faaliyetlerini mi durduracak? Saygı duymak lazım. Başka bir ekşim mi alacak? Saygı duymak lazım. Herkes saygı duyacak. Ama dediğim gibi 25-30 milyon taraftar kitlesine sahip çok büyük bir camiası olan Türkiye'nin her ilçesinde, her ilinde yolunun gözlendiği geldiği zaman bereketine bereket, bereket katan, ticaretine ticaret katan insanların, çocukların fotoğraf çektirmek için otel önünde kuyruklarda beklediği bir kulüpten insanları mahrum edemezsiniz.